Bugün bir yavrunun seceresinin çıkmasıyla ilgili genel prensipleri, genel yapılması gerekenleri, dolduracağımız formları, yavruların mikroçipleri, A'dan Z'ye yapılması gereken her şeyi anlatmaya çalışacağız. Bugünkü olayımızda daha önce birinci batın teyitlerini yapmıştım yavruların. Birinci batın teyitleri ne demek? Yavru doğduktan sonra, yavrular doğduktan sonra birinci gün ile yedinci gün arasında yetkili tarafından Köpek Irkleri ve Kinoloji Federasyonu'na bağlı bir kayıt yetkilisi tarafından yavruların anne altındayken, anne yanlarındayken kontrol edilip kayıtlarının yapılmasıdır. Birinci batın teyidimiz bu şekilde olmuştu. Bugün ise aynı yavruların yanına gidiyoruz ve ikinci batın teyitlerini yapacağız. Arkadaşımızın köpeklerinin İkinci batın teyitlerini yapmaya gideceğiz. İkinci batın teyitleri için mikroçiplerin önceden hazırlanmış olması gerekiyor. Mikroçiplerini takacağım biraz sonra yavruların. Mikroçiplerini takarken kayıt altına alacağız. Ve bu arada da Köpek Irkleri ve Kinoloji Federasyonu'na bağlı doğum teyit formunun ikincisini dolduracağız. Bulunduğumuz yerden tabii ki batın teyitlerini yapacağımız yere geldik. Batın teyitlerinde bugün Amerikan Staffordshire Terrier Ülke Kinoloji Derneği'ne ait köpeklerin yavrularının batın teyitlerini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden şu anda içeriye giriş yapıyoruz. Bugün Bosporus'ta Jesse adlı köpeğimizin yavrularını kontrol edeceğiz. Merhaba Monika. Hoş bulduk. Yavrular nasıl? Çok iyi. Tamam. Mikroçiplerimiz zaten burada hazırlanmış. Evraklarımız da burada hazır. Hepsini şimdi batın teyitleri için tek tek yavruları kontrol etmeye başlayacağız. Köpek Irkleri ve Kinoloji Federasyonu'nun teyit formunu doldurmaya başlıyoruz. Bu teyit formunda dişi köpeğin adı, erkek köpeğin adı, mikroçip numaraları, Köpek Irkleri ve Kinoloji Federasyonu'na kayıtlı oldukları soy kütük numaraları, ırkı belirten ibareler, doğan yavru adetleri ve tescilli at şeklinde bir teyit formumuz var. Bu teyit formunda şimdi sırasıyla yavruları alıp tek tek yazıp mikroçiplerini takıp kayıtlı bir hale getireceğiz. Yavruları anne altında gördükten sonra yavruların kontrolünü rahat rahat yapabilmek için yavruları ayrı bir yere, anneyi ayrı bir yere aldık. Çünkü büyümüş durumda yavrular biraz, anne rahat dursun diye. İnsan pazar, güzel bir pazar sabahı. Şansımıza da günlük güneşlik bir hava. Kayıtlarımızı tamamladık. Kayıtlarımızda bütün köpeklerimize mikroçip takıldı. Bütün yavrularımız kayıt altına alındı. Şimdi köpek sahibi tarafından imzası atılacak ve Köpek Irkleri Kinoloji Federasyonu'na verilmek üzere her şey hazır hale gelecek. Önemli bir not söylemek zorundayım bu durumda. Uygulamaları ben veteriner hekim olduğum için kendim yaptım. Mikroçip uygulamalarını lütfen veteriner hekiminize yaptırın. Kendiniz kesinlikle böyle bir uygulamaya girmeyin. Çünkü biz mikroçipleri uyguladıktan sonra reader'ımızla, okuyucumuzla tek tek kontrol ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Monika'ya. Yavrulara çok güzel bakmış, anneye çok güzel bakmış. İnşallah güzel sahiplere gidecekler. Her şey için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim.